öğrenmeyi kolaylaştırıcı, yardımcı, dost ya da herhangi bir gereksinim anında kendisine başvurulabilecek bir danışman gibi görülmektedir. Sınıfta işbirliği ve etkileşimi kolaylaştırıcı tutum ve davranışlar sergiler. Öğrenecek öğeler, öğrenciler bakımından anlamlı ve ilginç kılacak fırsat ve ortamlar yaratır. Verimli bir öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencinin öğrenme-öğretme sürecinde sorumluluk alması ve kendi öğrenmesinden kendinin sorumlu olması gerektiğine inanmaktadır. Okul ortamında gerçekleştirilecek öğrenmelerin öğrenci merkezde olmasını ister ve bu yönde de çaba gösterir. Öğrencilerin bağımsız düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla öğrenme-öğretme sürecinde özel bir iletişim becerisi biçimi benimser. Bu iletişim biçiminde öğrencilere bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz, niçin böyle düşünüyorsunuz, nasıl bu sonuca ulaştınız gibi yani sürekli sorular yöneltir. Öğrencilere evet, hayır yanıtı gerektiren sorular yöneltmekten kesinlikle kaçınmaktadır. Yapısalcı öğrenmede yine öğretmen çalışma grubu oluşturarak, yani aslında işbirlikli öğrenmeyi yapılandırmacılık yapısalcı sınıf ortamlarında kullanabiliyoruz. Grup ve grup üyelerinin sorumluluklarını belirler, işbirliğine dayalı bir öğrenmenin gerçekleşmesi yönünde çaba göstermektedir. Yine yapısalcı ortamda öğretmen, öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun seçenekler sunar, yönergeler verir, her öğrencinin kendi kararını kendinin oluşturmasına yardımcı olur. Herhangi bir sorunla karşılaşan bir öğrencinin sorununu hemen çözmek yerine sorunun bizzat öğrenci tarafından çözülmesi yönünde çabalar gösterir. Yapısalcı anlayış uyarınca öğretmen öğrenci başarısını değerlendirmede bizzat test sonuçlarından daha çok düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğu gözlemlerden yararlanmaktadır. Yapısalcı eğitim ve öğrenci rollerine baktığımız zaman az önce de bahsettiğimiz gibi öğrenci merkezde olan kişiydi. Dolayısıyla nasıl rolleri var bunları bir görelim. Geleneksel eğitim ortamlarındaki gibi edilgen olmayıp tam tersine daha fazla etkin olandır. Yani kendi öğrenmesinden kendisi sorumludur. Öğrenme sürecinde daha fazla sorumluluk üstleniyorlar. Grup içerisinde grup dinamiğinin sağlanabilmesi için kendi paylarına düşen sorumluluklarını etkili bir biçimde yerine getirmeye özen gösterirler. Birlikte çalıştıkları grubun üyelerini kendilerine nesnel olarak değerlendirirler. Grupta kendilerine yönelik her türlü eleştiriyi hoşgörülü bir biçimde karşılarlar. Sınıfta etkili bir öğrenci-öğretmen etkileşimiyle birlikte dostluk ve içtenliğin egemen olduğu öğrenci-öğrenci etkileşiminin kurulmasına yönelik de çaba göstermektedirler. Öğrendiklerini yeni ortamlarda kullanarak ve uygulamak için her türlü fırsatı değerlendirmeleri de gerekmektedir. Öğrenci soruyu sorandır, konuyu, sorunu belirler, yazılı kaynaklar bulur, gerekli insan kaynakları ile ilgili ilişkilere girer, iletişime geçer, inceleme ve etkinlikleri planlar, çeşitli değerlendirme tekniklerini kullanır, kavram ve becerileri yeni durumlara uyarlar. Öğrenci hareket, öğrenci kendi kendilerini değerlendirme halindedir. Bilimsel kavram ve ilkeler gerekli oldukları için ortaya çıkarlar. Öğrenmenin okul dışında genişletildiğini sağlar. Burada geleneksel sınıfta yapılandırmacı sınıf arasındaki farklılıkları bir tablo halinde vermiştik. Geleneksel sınıfta yani tamamen öğretmen merkezli olup öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olmayıp pasif bir durumda kaldığı ki sınıf ortamında nasıl olduğunu ve yapılandırmacı sınıflarda bunun yani tam tersinin olduğu bir durumda nasıl olduğu tabloda yer almaktadır. Geleneksel sınıflar için tüme varımdır deniliyor. Yapılandırmacı sınıflarda ise tümden gelimcidir. Geleneksel sınıflarda yine önceden hazırlanmış bir öğretim programına sıkı sıkıya bir bağlılık vardır. Fakat